Evet sevgili arkadaşlar, dostlar. Bugün belki çok fazla parçalı, çok büyük bir set değil ama çok işlevsel bir seti sizlerle kutusunu açacağız, yapacağız ve inceleyeceğiz. Bu videodaki konuğumuz 4209 kodlu teknik seti olan Top Gear Rally arabası. Peki bu Top Gear nedir? Top Gear 1977 yılından beri İngiliz BBC televizyonunda yayınlanan Emmy ve BAFTA ödüllü bir araba programı. Dünya çapında 350 milyondan fazla izleyicisi olduğu söyleniyor. Bilmiyorum ne kadar doğru. Aynı zamanda Top Gear'ın otomobil dergisi de var. Bu programın test pilotu olan The Stick denen şahıs İngiltere'nin en sevilen karakterleri arasında geliyor. Bu programı sunan 3 kişi daha önce bir yılbaşı programında Kuzey Irak'a gelmişlerdi. Oradan da Türkiye'ye geçip Türkiye ile ilgili gerçek dışı yorumlar yapmışlardı. O yüzden kendilerini pek sevmem ben açıkçası. Neyse biz dönelim setimize. Kutumuzun ön yüzünde aracımız bitmiş halinin ön çaprazdan çekilmiş yarışır halde bir fotosu ve aplikasyon kontrolü olduğunu gösteren mini bir fotoğrafımız mevcut. Bu araç Lego'nun Control Plus aplikasyonu ile kontrol edilen 3. aracı. Bundan önce 42099 kodlu Extreme Offroader ve 42100 kodlu Liber R9800 Excavator bu aplikasyon ile kontrol edilebiliyordu. Kutumuzun arkasında bu aplikasyon ile aracımızı ileri geri sağa sola döndürebildiğimiz jiroskop özelliğini gösteren fotoğraflarımız mevcut. Arabanın bitmiş halinin boyutlarını gösteren bir fotoğrafımız var. Arabanın arkadan görünümlü bir fotoğrafı ve de biraz önce bahsetmiş olduğum The Stick sürücüsünün boydan bir fotoğrafı mevcut. Burada da aplikasyondan görüntü kayıtları alınmış. Burada da aplikasyondan screenshotlar alınmış. Onları burada görüyoruz. Bu aplikasyonla aracımızın hızını kontrol edebiliyoruz ve jiroskop kontrolünü sağlıyoruz. Bunun yanında bir de bazı challenge'lara katılabiliyoruz aplikasyon üzerinden. Bu gerçekten bence hoş bir özellik. Kutumuzun üst yan tarafında ise setimizin 6 adet 1.5 voltluk pille çalışabileceğini gösteren fotoğrafı var. Kutumuzun sol yanında setimizin içerisinde mevcut olan motorları gösteren şemalar mevcut. Kutumuzun diğer yanında ise multifunction kontrolü, jiroskop kontrolü ve challenge yapabileceğimizi gösteren yazılarımız var. Altında herhangi bir kayda değer bir yazımız yok. O zaman şimdi kutumuzu açmaya başlayabiliriz. Kutumuz yeni olduğu için buralarından çıtçıtlarına basarak açıyoruz. Kutumuzun içerisinden 4 adet poşetimiz çıkıyor. Bir sticker kağıdımız çıkıyor. Yapım kılavuzumuz çıkıyor. Ve motorlarımızın çıktığı yine çıtçıtlı bir kutumuz çıkıyor. Bunu açamadım. Evet. Bir X-Large motorumuz. Pil haznemiz. Large motorumuz mevcut. Bunu da attık kenara. Evet. Yapım kılavuzumuzda hemen yapım aşamalarına geçmişler. Toplamda 120 sayfa ve 118 yapım aşamasından oluşuyor. Evet, haydi başlayalım.
Yapım aşamalarımız bitti. Toplamda 2 saat kadar sürdü. Setin zorlayan bir yeri olmadı. Fakat sticker yapıştırmaktan imanım gevredi diyebilirim yani. O kadar çok sticker vardı ki yapıştır 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 bitmedi arkadaşlar. Setin application ile kontrol edilmesi gayet güzel. Hoş geldin kızım. Ne yapıyor? Bu da Çarşı Hanım. Biliyorsunuz belki de. Setin aplikasyon ile kontrol edilmesi gerçekten çok güzel. Onun dışında setin kutu içeriğiyle ikinci bir model yapılmaması bence bir eksi olmuş. Bundan bir yıl kadar önce çıkan yine teknik serisine ait 42077 kodlu rally arabası buna göre daha şıktı, daha güzeldi ve daha çok parçası vardı. O zaman hiç vakit kaybetmeden gelin gaza basalım. Evet, aplikasyonumuzu açtık. Arabamızı seçtik. Giriyoruz. Bir güncelleme olabilir. Evet, içerideki yeşil düğmeye basın diyor. Evet, bastık, mavi yandı. Şu anda bağlanıyor. Sanırım bağlandı. Tabii yeni bir güncellememiz varmış. Update'ini yapalım. Update'imiz yaklaşık 2 dakika kadar sürdü. Tekrar basmamı istiyor mu? İstemedi. Ama sanırım isteyecek. Evet, bağlandık. Kalibre ediyor şu anda. Kalibrasyonu bitti. Tamamlandı. Aracı sürdük, kullandık. Açıkçası jiroskop ile kontrol edilmesi çok güzel. Ama performansının bir tık daha fazla olmasını beklerdim açıkçası. Ayrıca araç sanki birazcık sola çekiyor. Bunu araştırdım. Böyle bir üretim hatası olabilir. Şu altyapısında bu diferansiyelin sol tarafta olmasına bağlı olaraktan sola çekiyor olabilir açıkçası. Belki ileride düzeltirler. Ama her şeye rağmen yaparken çabuk sıkılanlar için 463 parçalık aplikasyon kontrollü güzel bir set. Bir önceki aplikasyon kontrollü ekskavatör ve offroad aracının yanında açıkçası birazcık sönük kaldı. Siz ne düşünüyorsunuz? Lütfen görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtin. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Yeni videolardan haberdar olmak için sol alttaki zil tuşunu aktif etmeniz gerekiyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Cep telefonuyla değil, Lego ile oynayın.